Cengiz Özakıncı'yla tarihin bilinmeyen yüzünden iyi akşamlar değerli izleyiciler. Türkiye Cumhuriyeti'nin Atatürk ilkelerinden uzaklaştırılması sürecinde 27 Mayıs 1960'tan 12 Mart 1970'e 10 yıllık dönemde siyasal çekişmeler nelerdi? Ülke anarşi ve teröre nasıl sürüklenmişti? İçte ve dışta Atatürk Cumhuriyeti'ne hedef alanlar hangi yöntemleri kullanmışlardı? Bu akşam tüm bu sorulara yanıt arayacağız. Biz soracağız Sayın Özakıncı, çoğunu ekranlarda ilk kez göreceğiniz belge ve bilgilerle anlatacak. Biz diyorum, malum sizler de program süresince SMS, Twitter ve elektronik postalarınızla soru ve görüşlerinizi bizlere gönderebilirsiniz değerli Kanal ve izleyicileri. Hocam iyi akşamlar. İyi akşamlar. Hafta içerisinde gelen tepkilerden anladığım kadarıyla son derece önemli bir konuya geçen hafta parmak bastık. Evet. Bu hafta da onun devamını yapıyoruz. Evet. Geçen hafta 1941'den aldınız konuyu. Evet. Anlatmaya başlarken. İsterseniz oradan bir özet yaparak, hani izlemeyen izleyicilerimiz kısa hatırlar. Bir özet yaparak oradan yapalım. Devam edelim. Buyurun hocam. Tabii programımızın ana başlıklarından biri şuydu. Atatürk ilke ve devrimlerinden uzaklaşma süreci demiştik. Dün Sayın Profesör Doktor Mehmet Haveral, Dünya Transplantasyon Organ Nakli Derneği'nin fiilen başkanlığına başladı. Bu Atatürk ilkelerinden henüz çok uzaklaşmamış olan Türkiye'de cumhuriyet, laiklik ve demokratik eğitim ve öğretimin dünya çapında başarısı olarak kutluyoruz. Hem hocamızı kutluyoruz hem de cumhuriyetimizi kutluyoruz. Son derece önemliydi tabii. Haberlerini yaptık madem değindiniz. İşte Türk bayrağı en tepeye çıktı Madrid'de. Yani binlerce doktorun önünde uluslararası çapta. Ve hani kimileri bunu Müslümanlık, hani Atatürk ilkelerine saldırmayı Müslümanlıkları gereği olduğunu iddia ediyorlar. Evet. Siz aylardır böyle bir Hayır, şey olmadı. Hayır, Cumhuriyetimiz İslam temelleri üzerine Atatürk kuruludur. Atatürk ilkelerini takip edildiğinde dünya üzerindeki ilk Türk ve Müslüman başkan olunabileceğinin bir örneğidir bu. Budur. Konumuzla ilgisi, konumuz adım adım Atatürk devrimlerinden ve ilkelerinden nasıl uzaklaştığının ufuk turunu yapıyoruz ya. Hı hı. O nedenle bu aklıma geldi. Hocamızı tekrar kutluyoruz. Biz geçen programda önce Türkiye'de çok partili yaşama, parlamenter düzene geçilmesinde dış etkenler ve iç etkenler konusunu ele almıştık. Hızlıca anlatırsak, İkinci Dünya Savaşı içinde, hı hı, 1941'in 14 Ağustos gününde ABD Başkanı Roosevelt ile İngiltere Başbakanı Churchill bir araya geldiler ve bir Atlantik Bildirisi diye bir bildiri yayınladılar. Bu Atlantik Bildirisini şöyle göstermiştik. Hemen kısaca gösterelim. Bu madde madde ne uğruna savaşıyoruz manifestosuydu. Bu uğruna savaşılan değerlerden bir tanesi savaşılan ülkeler İtalya faşist diktatörlük ve Almanya Nazi diktatörlüğüydü. Atlantik şartında Roosevelt ve Churchill demokrasi uğruna savaşıyoruz. Diktatörlüklerin kökünü kazıyacağız dedi. Hemen artısından bir hafta kadar sonra bu bildirinin Roosevelt tek başına bir açıklama yaptı bütün dünyaya. Amerika'nın ödünç verme ve kiralama kanunu dolayısıyla yapılan yardımlar sadece demokrasilere yapılacaktır. Yani demokratik parlamenter düzeni olanlara yapılacaktır. Tabii bu Rusya'da demokratik parlamenter düzen yok. Türkiye'de tek partili düzen var. Buna rağmen savaş gereği yapıldı yardımlar. Yardım tırnak içinde borç yani. Ondan sonra 8 Temmuz 1945 günü, yani savaş sonlarında İnönü bir açıklama yaptı ve dedi ki biz çok partili düzene geçeceğiz. Bu karardır, devlet kararı ve bir muhalefet partisi biz kurmayacağız ama kurulursa memnuniyetle karşılaşacağız dedi. Onu da anlattık.
burada bu anlattığımız sürece ilişkin 1945-1950 arasını en iyi inceleyen kitaplardan bir tanesi Sayın Profesör Doktor Çetin Yetkin dostumuzun Karşı Devrim 1945-1950 adlı kitabıdır. Bu kitabı ben yayınlamıştım. Ne zaman yayınlamışım? 2002'de birinci baskısı olmuş. Otopsi yayınlarından. Yani. Evet, evet, evet. Ondan sonra işte bu kitapta ayrıntısıyla 1945-1950 arası Atatürk ilke ve devrimlerinden adım adım nasıl uzaklaşıldığı anlatılır. Belgeleriyle anlatılır. Biz de geçen programımızda bir takım belgelerle, değil mi, bunu anlatmıştık. Özellikle işte Faik Ahmet Barutçu'nun CHP, yani İnönü'nün en yakınındaki partili olarak Faik Ahmet Barutçu'nun kitabından gün be gün İnönü'nün hangi konuda ne kararlar verdiğini günlüğünden alıntılarla göstermiştik. 1945'te sadece çok partili düzen değil, aynı zamanda İmam Hatip okulları açmak, okullara din dersleri koymak gibi bir takım girişimlerde de bulundu İnönü CHP'si. Daha da ilginci, Birleşmiş Milletler'de Filistin yararına oy kullandı. O zamana kadarkinin tersine. Arap dünyasından yalıtık bir Türkiye. Arap dünyasına açılan bir Türkiye haline getirildi. Hatta Suriye ordusunun eğitimini üstlendik. Onun da küpürünü göstermiştik. Bu da ilginç. Bu da hep İnönü döneminde oluyor. Adım adım Türkiye birliğe doğru götürülmesi. Evet, evet, evet. Evet, evet. Ondan sonra ama bütün bunlar Türkiye'nin Siyasi İntiharı Yeni Osmanlı Tuzağı kitabımızda Soğuk Savaş'ın başlangıcında Amerikan stratejisini, yani kapitalist blokun lideri ABD, sosyalist blokun lideri Sovyetler Birliği'ni nasıl çökertecek veya teslim alacak ya da kapitalizme nasıl döndürecekin stratejisini yapmışlardır. Bu stratejide William Christian Bullitt kitabından çok uzun alıntılarla verdik. O da şurada. William Christian Bullitt diyor ki Sovyetler Birliği komünizm dinsizliktir. Yani ideoloji içinde ateizm yer alır, dinsizlik yer alır. Öyleyse bu ideolojinin yayılmasını onu çevreleyen ülkeler dine sarılarak, halklarını dindar, daha dindar hale getirerek öncelikle sosyalizmden uzak tutmalıdırlar. İkincisi, dine dayalı bölgesel federasyonlar kurulmalıdır. Avrupa'da Hristiyanlığa dayalı, Orta Doğu'da Müslümanlığa dayalı, Uzak Asya'da Konfüçyüzme, Budizme dayalı, dine dayalı federasyonlar kurulmalı. Bunlar Sovyetler Birliği'nin genişlemesini ne set çekmeli. Dahası bunlar silahlı ordular kurarak gereğinde Sovyetler Birliği'ne kadar savaşmalıdırlar şeklinde ki Sovyet ideolojisi nedeniyle Türkiye'de de 1945-46'da hemen bu stratejiye uygun olarak açılımlar yapıldı CHP tarafından. Hı-hı. Henüz 1950'de Menderes gelecek iktidara. 1945-50 arası bunlar oldu. Başladı. Evet. Şimdi 1950 seçimlerinden önce de hemen İnönü'nün anayasadan altı oklu prensipleri çıkartacağız. Çok çarpıcıydı. Vaat. Yani seçim vaadi bu. Yani 1950 seçimlerini şayet İnönü'nün CHP'si kazanmış olsaydı vaat etti. İnönü'nün CHP'si anayasadan altı oku çıkarmış olacaktı. Altı ok ne? Atatürk ilkeleri. Atatürk ilkeleri. Kim çıkarıyor? İnönü. İnönü. Nedeni ne? Sivil bir anayasa, yani şeysiz bir anayasa. Yani açık, kendi açık. Tabii gerekçesini koyuyor. Biz CHP olarak altı oku savunmayı sürdüreceğiz. Fakat çok partili düzende partinin ilkesi devletin ilkesi olamaz şeklinde bir yaklaşımda bulunuyor. Ama bu... Çok tanıdık değil mi şu anda yaklaşımda bulunan? Fransa Anayasası'nda hala 1789 bildirisini yazan kişinin adı yazılıdır.
Yani ülkelerin kurucularının karakter evet. verdikleri yani karakter bir devletin kurucularının karakteridir. Adı anılır anayasalarında. Adı anılır. Koydukları karakter de devam etmez mi? İlkeleri yani, de yer alır. Yani mesela Fransa'yı evet. bir Hristiyan yani eski sadece Türkiye'de örnek döneme, değil o yani. Evet, çevirebilir miyiz? Çeviremeyiz. Yani bu gerekçe biraz... Ama bu gerekçeyi bugün de duyuyoruz. Tatlı su demokrasisi. Benim için diyeyim. İlginç olan şu hocam. Evet. 10 yıl evvel de işte şu yetmez ama evetçiler evet. olarak tabir edilenlerle başlayan. Yani işte liberal çevre diyen. Yani. Evet. Kimilerinin liboş diye tanımladığı evet. çevreler öncelikle bu biçimde bir anayasayı dillendirmeye, seslendirmeye evet. yeniden... başlamışlar. İkinci cumhuriyetçiler. Şimdi onlar ikinci cumhuriyetçi de zaten koskoca cumhuriyetimizin kurucularından biri olan evet. İkinci adamı İsmet İnönü de mi hocam yani? 2000 yılında Yargıtay Başkanı olan Sayın Profesör Doktor Sami Selçuk bir kitabında anayasadan Atatürk ilkeleri atılmaksızın demokrasi olamayacağını yazdı. Yani ileriki bir programda yanımda değil şu an. Getirip gösteririm. O tam işte o şeydir. Ondan sonracığıma ne dedik başka? Seçimler oldu. Menderes iktidara geldi. Menderes halka mal olmuş devrimler. Halka mal olmamış devrimler diye bir ayrım yaptı. Şapka falan. Yani halkın beğendiği devrimler. Benimsediği devrimler, benimsemediği devrimler diye laiklik benimsenmemiş oldu. Onun tartısına göre. İsteseniz ilafeti bile getirirsiniz. Ondan sonra başladı tabii. Hem batıya ekonomik ve siyasi olarak daha fazla bağımlılık, yani İnönü döneminde başlamış olan bağımlılık katmerli bir şekilde sürdü. Ama Atatürk devrimlerinden dönüşte de fersah fersah adımlar atıldı. Bunlardan mesela bir tanesi siz hilafeti bile geri getirebilirsiniz şeklinde bir sözdü. Ezanın Türkçeden Arapçaya döndürülmesi vardı. Ve yine 1959'da artık Menderes iktidarının son günlerinde Menderes'in milletvekillerinden, Demokrat Parti milletvekillerinden bir tanesi laikliğin anayasadan kaldırılması gerektiğini önerdi. Hatta bunun için 84 tane imza topladı meclisten ve bunlar böyle bir öneri neymiş? Türkiye eyaletlere ayrılmış bir İslam devletidir. Atatürk'ün üniter devlet ilkesine karşı, Atatürk'ün laik devlet ilkesine karşı bir anayasa önerebiliyor. Yani iş o kadar pişirilmiş ki. O güne kadar 1959'a kadar bu önerilebiliyor, tartışılabiliyor. Yani mecliste böyle bir öneri olabiliyor yani. Şimdi Türkiye'nin evet. Siyasi intiharı yeni Osmanlı tuzağını da mükemmel anlatmışsınız bunu hocam. Okumayanlar varsa okumalarını tavsiye ediyorum. Fakat bilmeyenler için tekrar sormak istiyorum. 2 haftadır evet. anlatıyorsunuz. Şimdi CHP şimdi kimilerini tabir ettiği gibi ya da CHP ya da Cumhuriyet Halk Partisi de olsa evet. arkasından gelen Demokrat Parti de olsa diyorsunuz ki özetle evet. bir misyon biçildi. Evet. Bu misyonu yerine uyguladılar. Ve evet. bu misyonu yerine getirebilmek evet. için de bu partiler meclisteki evet. zaten birbirlerinin içinden çıkan bu yapıların ilk yapmaları gereken şey Atatürk ilke ve inkılaplarını bir şekilde rafa kaldırmak, yok etmek, anayasadan çıkarmaktı. Aynen. Eğer bunu başaramasalardı ki çok şükür her şeye rağmen başaramadılar. Bugün hala bir cumhuriyetimiz var, Türkiye Cumhuriyeti. O da ayrı konuşulacak. Nasıl başaramadılar? Değil mi? O da tabii ayrı bir başlık. Ama bu değil mi? Bu. Olay bu. Bu. Şimdi ne oldu? İşte 27 Mayıs 1960'ta 3-4 hafta önceki programlarımızdan birinde 27 Mayıs konusuna özgü ona ilişkin belgelerle neler olup bittiğini pek fazla bilinmeyen taraflarını gündeme getirerek anlattık. Şimdi tabii 27 Mayıs ihtilalinin bir yönü bu gidişe dur demesi. Yani nereye gidiyoruz? Anayasadan laiklik çıkacak, anayasadan eyaletlere ayrılmış bir Türkiye. Buna bir dur denmiş oldu 27 Mayıs'la. Bir daha böyle son 10 yıllık Menderes dönemi gibi bir dönem daha Türkiye yaşamasın dediler. Hemen bir anayasa.
yeni bir anayasa yapalım. Öyle bir anayasa yapalım ki bir daha böyle şeyler olamasın gibi yaklaşıldı konuya. Tabii 27 Mayıs olduğunda kasa tam takırmış. Bunu öğrendiler ihtilalciler ilk önce. Bir de baktılar ki ya 3 gün sonra memur maaşları verilecek. Ödeyecek para yok. Memurlara verilecek para yok. Bunun için tabii yabancı devletlerin bir taraftan Amerika, diğer taraftan Sovyetler Birliği, Rusya ihtilalcileri kuşattılar. Çok önemli bir şey. Çok önemli bir şey. 27 Mayıs müdahalesi Sayın Profesör Doktor Cüneyt Akalın'ın Uluslararası İlişkiler Ortamında 27 Mayıs Müdahalesi kitabını daha önceki programlarımızda da gösterdik ama şimdi gösterme nedenimiz şu. 27 Mayıs'ı yapan ihtilalci askerler hemen kuşatılıyorlar. Ve yıllar sonra Sayın Cüneyt Akalın'ın ihtilalci subaylardan Sübhi Gürsoy Trak'la yaptığı söyleşi, ki söyleşinin tarihi 1998 Temmuz İstanbul. Sübhi Gürsoy Trak'la yaptığı görüşme. Bu kitap Gürsoy Trak hayattayken yayınlandığı için teyitli bir söyleşi olarak görebiliyoruz. Bakın ne diyor burada? Şurada. Bakın onu şöyle daha büyük olarak göstermiş olayım. Şurayı kamera gösterebilir. Bu çok önemli tarihi açıklama bu. Ne diyor? Soru, Sovyet elçisinin sizi sık sık ziyarete geldiği doğru mu? Gürsoy Trak, ihtilalci subaylardan. Diyor ki, evet, o dönemdeki Sovyet elçisi Rijol bizi sık sık ziyarete gelirdi. Çok girişken biriydi. Evlerimize kadar gelirdi. Bu çok önemli. Evlerimize kadar gelirdi. Sovyetler bize 300-350 milyon dolar yardım teklifinde bulundular. 300-350 milyon dolar bugün milyar. Biz komitedeki sol eğilimliler, yani ihtilali yapan ihtilal komitesinin içinde biz sol eğilimliler diyor Gürsoy Trak. Bunu ciddiye aldık. Sami Küçük, Subhi Karaman gibi arkadaşlar bunu olumlu karşıladık. Böylece üç sol görüşlüyü öğrenmiş oluyoruz. Gürsoy Trak, Sami Küçük, Subhi Karaman. Bunu, yani Sovyet yardımı almayı olumlu karşıladık. Fakat komite üyelerinin büyük çoğunluğu sağ eğilimliydi. Neymiş? 27 Mayıs ihtilalini yapan 38 subaydan oluşan komitenin içinde 3-4-5 tane solcu var. Gerisi geriye sağ. Kalan 30'a yakını sağ eğilimli. Nedir hocam o? Yani Atatürk sağ eğilimli dediği Amerika sağında, Amerika eğilimli. Sağ dediğimiz o. Evet. Yani sol dediğimiz de Rusya eğilimli. Sol dediğimiz Sovyetler Birliği ile ilişkiler kurmaya sıcak bakan. Bunların hani Atatürk. Sağ dediğimiz şey. Ama her ikisi de Atatürk gereği sağcı. Mesela Amerika ile ilişki kuran Atatürk'ün Atatürk sağ olsaydı o da böyle yapardı diyerek yapıyor onu. Sovyetler Birliği'nden yardım almayı savunan Atatürk sağ olsaydı mutlaka bizim yaptığımızı yapardı diye yapıyor ne yaparsa. O bir illüzyon. Yani. Anladım. Veya kendi davranışını meşrulaştırma kılıfı. Anladım. Yani gerçekten ayakları Atatürkçülüğe basan bir Aziz Nesin'in hani ben yok. Sağlığımda buradan giderdim fıkrası gibi. Şimdi devam edelim. Sağ eğilimliydi büyük çoğunluğu. Yani demek ki 27 Mayıs devrimi çoğunluğu sağ eğilimli. Amerikancı. Amerikancı subayların yaptığı bir ihtilaldir. Kim söylüyor? Subhi Gürsoy Trak. Yaşarken bile yazılmış bir şey. Diğerleri de yaşıyor zaten çoğu. İtiraz eden yok. Yok kardeşim sen bana nasıl sağ eğilimli dersin diyen yok. Evet. Zaten pratikte onu gösteriyor. Devam edelim. Sovyetlerden çekiniyorlardı. Kim? Sağ eğilimliler. Evet. Cemal Gürsel Paşa ile bu konuyu tartıştık. Sovyetler Cemal Gürsel'i davet ettiler. Çok önemli. Yani 27 Mayıs'ta ihtilal oluyor. Sovyetler Birliği Gürsel'i davet ediyorlar. Evet.
Gürsel bu teklifi kabul etmedi. Bunun üzerine Sami Küçük, sol görüşlü Sami Küçük, bize izin verin biz gidelim dedi Sovyetler Birliği'ne. Gürsel buna da yanaşmadı. Çünkü Gürsel sağ kanat. Oysa böyle bir dış yardıma çok ihtiyaç vardı. Böyle bir dış yardıma çok ihtiyaç vardı, göreceğiz şimdi. Seçimlerden sonra Sovyetlerin teklifini Başbakan İnönü'ye aktardık. Yani 27 Mayıs oldu, 27 Mayıs Anayasası oldu, seçim kanunu yapıldı, seçim oldu. Değil mi? O zaman da Sovyetler bize böyle böyle teklifte bulunmuştu diyerek İnönü'ye gidiyorlar. Başbakan İnönü'ye. İnönü de çekindi. O da Sovyetlerden gelen daveti kabul etmedi. Sovyetlerin yardım teklifini daha sonra Demirel kabul edecektir bildiğiniz gibi diyor. Şimdi bu açıklamanın önemi şurada. Gerçekten de 27 Mayıs ihtilalini yapan subaylar hazinemizin çok kötü durumda olduğu gerçeğiyle karşılaştılar. Öyle ki 1 Haziran'da yani 3 gün sonra memur maaşlarını ödemeleri gerekiyor. Bunun için para yok hazinede. İşte bu nedenle Amerikan Büyükelçisi 28 Mayıs günü yani ihtilalden bir gün sonra saat 11'de Cemal Gürsel'in bürosundadır. Cemal Gürsel'le yaptığı konuşma sırasında Gürsel'in yanında maliye uzmanı vardır. Der ki ne kadar paramız var memur maaşı vereceğiz. O da der ki 23 milyon liramız var şu an. Fakat 180 milyona daha ihtiyacımız var ki 3 gün sonra memur maaşlarını devlet ödeyebilsin. O zaman Gürsel elçiye bunun önemini anlatmaya bile gerek yok. Yardım istiyoruz der ABD Büyükelçisi'ne. ABD Büyükelçisi de 1 Haziran itibariyle ödenmesi gereken parayı temin edeceğine söz verir. Yalnız ortada ufacık bir sorun vardır. Ama ihtilal yönetimi henüz tanınmamıştır ki siyasi olarak. Yani ertesi gün hemen yani, gerçekleşen bir siyasi olarak tanıyacak ki para versin. Para verebilsin. Çünkü Amerikan Kongresi'ne o para nasıl çıkacak? Benim tanınmamış bir devlet. Hep altını çiziyorum. Anlamadığım bir şey var. İhtilalden, darbeden bir gün evvel Menderes hükümeti ya da birkaç hafta evvel Rusya'ya gitme nedeni Amerika Birleşik içinde. Devletleri'nin para yardımını reddetmesi değil miydi? Öyleydi. Ne oldu da yani bu tabii kasalar açıldı hemen. Hemen. Ve 30'unda da tanıdılar. Yani 2 gün sonra ABD ihtilal yönetimini meşru yönetim olarak tanıdı. Daha sonra da kraliçe Elizabeth de geldi gitti. Ankara'ya geldi. O da tanıdı. Yani şunu demek istiyoruz. Bu dönemde dış bağım yani 27 Mayıs yönetimi ülkemizin hocam şuna bir bakabilir miyim? Özür dilerim. Şu hürriyetin. Ülkemizin dışa bağımlı ekonomisinde bir bağımsızlığa yönelik bir dönüşüme yol açmadı. Dahası 27 Mayıs bildirisinde NATO'ya, SENTO'ya bağlıyız. Efendim Batı ile yaptığımız bütün anlaşmalara sadığız dendi. Ve bir, sosyal değişiklik yok. İki, ekonomik ilişkilerde değişiklik yok. İkili anlaşmalar yapılmış. Hepsini tanıyoruz. Tek sorunları daha özgürlükçü bir Türkiye, daha demokrat bir Türkiye istiyorlardı. İçtenlikle bunu istediler. Fakat bunun dışa bağımlı bir ülkede olamayacağını acı deneyimlerle şimdi göreceğiz, öğreneceklerdir. Bu arada şunu gösterdiniz ya hocam, evet. Buradan tekrar koyalım. Evet. Bir büyük usta bizim ustamız, iyi ki onunla bizim ustamız olması hasebiyle analım. Evet, i̇yi evet, ki bizim evet. Ustamız olmuş. Şurada arkadaşlar, bakın Mete Akyol. Mete hocam. Evet. Işıklar içerisinde. Onu şöyle birisi. Kırmızıya alalım. Evet. Yani o inanılmaz bir gazeteciydi tabii. Türkiye'nin Cemal Gürsel, Kraliçe ve Mete Akyol. Mete Akyol. Ya bir sadece bu karede değil abimiz. Ki. Sayın Akyol, Allah rahmet eylesin.
Türkiye'nin dönemeçlerinde, dönüm noktalarında, önemli olayların her birinde nasıl oluyorsa var. Çağına tanıklık bu işte. Bu demek. Mesela bundan hemen önce Menderes'in son balosunda Menderes'e garson kılığına girip soru sorabilmek için. En önemli noktalarda orada hep gazeteci orada. Orada bir fotoğrafı var. Başarılı bir gazeteci. Tabii o dönemler gazetecilik de daha keyifli ve daha kolaymış anladığım kadarıyla. Evet. Gazeteciliği öğretici, insanlığı özlüyoruz. Mesela şunun için söyleyeyim hocam, özür dilerim. Şimdi diyelim ki ben garson kılığına girdim ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın külliyesine gidip ona işte ayran ikram ederken benim gazeteci olduğum ortaya çıksa ne olur şimdi? Ya çok ilginç. Olur ya, şey değil. Ama o zaman oluyor. Ve de gayet kibar. Macera yani. Tabii, o macera filmlerinde olabilecek bir şey. Buyurun hocam. Şimdi tabii orduda 4.171 subay tasfiye edildi. Bunun parasını da Amerika'dan istediler ve aldılar. Yani bakın bu da işte 13 Temmuz 1960 saat 5'te Ankara'da yine Gürsel'in bürosunda Gürsel diyor ki ya 4000 küsur subayın tasfiye edildiği girişim için 100 milyon liraya ihtiyacımız var diyor. Amerika derhal o parayı da çıkartıp veriyor. Böyle bir şey. Daha sonra 27 Mayıs yönetiminin Amerika ile ekonomik anlaşmalarını ekrana getirmiştik. Burada tekrar şeye gerek yok. Hı hı. Bu anlaşmaları tek tek geçen programımızda resmi gazetedeki belgeleriyle, o belgelerden çıktılarla göstermiştik. Gelelim Bakanlar Kurulu. Ha, çok önemli. Kararlarına. Tabii Bakanlar Kurulu kararları Yapı Kredi Bankası tarafından, şöyle gösterelim bunu, evet bazı kitaplar yayınlanır hiç kimse okumaz. Ama ben okurum. Yani böyle bir şey. Bu Bakanlar Kurulu toplantı tutanakları, 27 Mayıs Bakanlar Kurulu toplantı tutanakları. İşte 2 Haziran 1960 yani ihtilalden 5 gün sonra Bakanlar Kurulu toplantısı başlıyor. Bu yayının tarihi ne de verelim, 2010 birinci baskı İstanbul Mayıs 2010. Bunu okumak isteyenler için, araştırmacılar için çok önemli bir kaynak. Şimdi burada tabii neler oldu? Ya Atatürk devrimlerinden nasıl adım adım uzaklaştık meselesi sorusu vardı ya kafamızda. Tamam, 1945 sonrası İnönü hükümeti 50'ye kadar bir takım uzaklaşmalar yapıyor. 50-60 arası Menderes hükümeti tam fersah fersah uzaklaşıyor. Fakat 1960 27 Mayıs ihtilalinden sonra sanki Atatürk'e dönüş oldu gibi bir yanlış yargı var. O yanlış yargıyı 27 Mayıs hükümetinin tutanaklarından şimdi göreceğiz. Yani programımızın bir özelliği de doğru bilinen yanlışları gerçek belgeleri ortaya koyarak, değil mi? O yaygın yanlışları düzeltelim istiyoruz. Bahki Suha Saraçoğlu'na da bu bir yanıt oldu bu cümleniz. Demiş ki bu sizin anlattıklarınızı neden başka programlarda duyamıyoruz? Neden? Programınız bir harika, bir teşekkür ederiz. Lale Gürman hanımefendiye teşekkür ederiz. Güray Yalmanoğlu'na teşekkür ederiz. Meltem Karakoy'un teşekkür ederiz. Nülüfer Akak'tan çok teşekkür ederiz. Sağ olsunlar. İcler Kumru çok teşekkür ederiz. Bahri Coşan, Alp Erdem Bey. Yine önemli belge ve bilgileri o da geçen programdan burada gösterdiğiniz paylaşıyor. O çok değerli bir izleyicimiz. Nazlı Şahin Türk teşekkür ederiz. Serkan Kantar teşekkür ederiz. Daha okumadığım var mı? Ahmet Tahir Bey çok teşekkür ederiz. Devam ederiz hocam. Ben tamam. Şimdi Bakanlar Kurulu tutanaklarından hükümet programı, yani Gürsel, birinci Gürsel hükümeti işte 5 Haziran günü, yani ihtilalden 6 gün 7 gün sonra başlayan birinci Cemal Gürsel hükümetinin önce hükümet programını görelim. Hükümet programında
iç ilişkilerde ne yapacakmış, dış ilişkilerde ne yapacakmış, ekonomide ne yapacakmış değil mi? Hedeflerinin ne olduğunu göreceğiz. Hedefleri neymiş? Bakalım görelim. Görelim. Şurada, şurayı görelim. Evet, ne diyor? 27 Mayıs sabahından itibaren yeni anayasa hazırlığına giriştik diyor. Yani 1924 Atatürk Anayasası ihtilal olduğu dakika çöpe atılmış. Yani hesap, yeni bir anayasa yapacağız. Hesap oymuş zaten. Bu. Şimdi yalnız çok ilginç. 27 Mayıs sabahı gözaltına alınan bütün DP'liler, yani Menderes ve Demokrat Parti milletvekilleri anayasayı çiğnediklerinden dolayı yargılandılar. Hem onları, fakat anayasa, onları yargılayanlar anayasayı çiğnemek ne kelime, rafa kaldırdı. Bu ilginç çelişkiyi vurgulayıp geçmemiz gerekir. Peki anayasayı niye değiştiriyor? Yani şimdi toplumsal olarak anlayacağız şimdi. Yazmışlar mı? Niye gerekçe? Tabii bir gerekçe de var. Evet. Ondan sonra sayfa 96'da 27 Mayıs İhtilal Sabahı Dış Politikamız diye bir ara başlık. 27 Mayıs İhtilal Sabahı karşı radyoda okunan, Alparslan Türkiye'nin işini radyoda okuduğu bildiriyi hükümet programına da giriyor. Yani o öyle 27 Mayıs'ın heyecanıyla yapılmış, pek de üzerinde durulmaması gereken bir bildiri olmaktan çıkıyor. Burada hükümet programına giriyor. Hazır mı yani? Evet. O bildiri. Evet. Yani öyle anlaşılıyor. O gün hazırlanmıştı. Yani ben gittim, coştum da yazdım. Öyle bir şey değil o. Bütün komitenin haberi var o bildiriden. Yani gittim radyo evine, işte içim içime sığmıyor, bir kağıt kalem verin bana dedim. Yazdım. Öyle bir şey yok. Çünkü hükümet programına da girdi. Hükümet programına girdi. Öyle coşkuyla yazmış ki hükümet programı da almış onu. Tamam. Şey burada, onu da görüyoruz. Devam edelim. NATO, CENTO, Batı İttifakı ile bütün anlaşmalarımıza sadığız diyor. Tamam. Geçelim. 97. sayfada yine burada Birleşmiş Milletler Anayasası, NATO ve CENTO'ya ittifaklarına bağlıyız diyor. Burada da devam ediyor. Diyor ki NATO müttefiklerimizden bahsederken Amerika Birleşik Devletleri ile olan samimi ileri dostluk bağlarımıza işaret etmemek mümkün değil. Ya o samimi ve ileri dostluk bağları ne zaman kuruldu? Az önce dedik. 28 Mayıs günü ABD Büyükelçisi Gürsel'in ofisinde ihtiyaç bulunan 180 milyonu ödeyince samimi ve içten dostluk bağları kurulmuş oldu değil mi? Test edildi, onaylandı. Kanıtlandı yani Amerika'nın dostluğu. 27 Mayıs ihtilaline dostça davranış. Peki bir şey söyleyebilir miyim hocam? Özür dilerim. Buyur. O dönemde sol kanat dediğimiz kanat hakim olsaydı darbecilere ve Rusya'nın yardım teklifi kabul edilseydi. Evet, evet. O zaman acaba bildiriye ya da işte anayasaya veya anayasa yazılması gereken maddelere filan biz NATO'ya, CENTO'ya, Batı bloğuna, ABD'ye bağlıyız açıklaması yapılır mıydı? Yapılamaz mıydı? O zaman COMECON'a ve Varşova Paktı'na bağlıyız. Yani denebilir miydi? Denirdi. Atmosferin uygun muydu? Yani Amerika'dan ya bağımsız bir o anda Amerika'dan bağımsız bir politika geliştirme ihtimalleri var mıydı, onu soruyorum. Çünkü yani İnönü'den beri adım adım ilmek ilmek bağlanmış. Askeri ihtilallerde politika 180 derece dönebilir. Dönebilir yani. Yapabilir. Onun için soruyorum. Yani sivil gelişmelerde olmaz o birdenbirelik. Ama silah çekmiş, masaya koymuşsa bütün Amerikalılar 2 saat içinde gitsin bu ülkeden diyebilir. Yapabilirdi yani. Yapar. Önemli bu. Kim önleyecek? Sadece onu göze almalarına bağlıydı. Hı. Fakat eğilimleri zaten o değildi. Tamam. Ona sorun var. O. Hı. Eğilimleri o değil. Çoğunluğunun eğilimi o değil. İhtilalci subayların. Sadece birkaç tanesi Sovyetlerle dostluk çizgisini biliyor. Devam edelim. Sayfa 99. Araplarla ilişkiler. Az önce ne demiştik? William Christian Bullitt'in açıklamış olduğu soğuk savaş stratejisine göre Türkiye'ye biçilen rol, Orta Doğu'da İslam ülkeleriyle iyi ilişkiler geliştirmek, onları örgütlemek, önderi olarak Sovyetler Birliği'ne karşı yönetmek demiştik. İşte hükümet programında Arap ülkeleriyle ve Orta Doğu ülkeleriyle yakın ilişki var. Yani bir Amerikan stratejisine
uygun daha bir hükümet programı. Daha öncenin tersine değil mi hocam? Evet. Yani daha önce bu kadar sıkı yakın ilişkiler yok. Mesela, becerememişlerdi. Mesela Filistin'le yine oy vermiyor Türkiye. Tabii canım. Tabii. Şimdi gelelim ekonomik ilişkilere. Sayfa 100. Burada ne diyor? Dış ticaretimizi mümkün olduğu nispetle serbest mübadele rejimine ne diyor? İntikal ettirebilmek için her türlü gayret sarf edilecektir. Peki serbest mübadelenin Türkçesi ne? Değil mi? Şu, uluslararası ekonomik ticari ilişkilerde mal, para ve insanların özgür dolaşımını sınırlayan yasal veya kurumsal nitelikteki her türlü engelin ortadan kaldırıldığı, mal, hizmet ve faktör değişiminin serbestçe yapılabildiği sistemin adı serbest mübadele sistemi. Yani biz yerli sanayimizi gümrük duvarlarıyla korumayacağız diyor. Pazar olarak açacağız ülkemizi. Bizim üreticimiz. Serbest mübadeleye açacağız diyor. Çünkü bir şey üretmiyoruz. Evet. Hani serbest mübadelede. Ya pazar olabiliriz diyor. Biz gümrük duvarları çekerek yerli koruyacağımız bir yerli sanayi düşünmüyoruz. Yani şöyle bir de serbest mübadelede bir şey alırsınız. Evet güzeldir. Fakat karşında bir şey satarsınız. Siz o zaman 3 kuruşa muhtaçsınız. Bir şey üretmiyorsunuz. Ne satacaksınız? O nedenle böyle. Evet. Tamamen yani, bu şimdi, kapitülasyon gibi bir şey. Kasa tam takır. Ülkenin dönebilmesi için Amerikan parasına mühtaç. Amerikan parası alabilmen için bunları söylemen lazım. Böyle diyor, böyle yap diyor. Başka türlü sana vermez ki para, niye versin? Şimdi, ekonomik esaret, değil mi? Siyasi köleliği doğurur. Atatürk'ün önemli tespitlerinden biri. O tespitten de uzaklaşılmış olduğunu görüyoruz. Ondan sonra 102. sayfa. Milli korunma önlemleri kaldırılacak. O ne demek hocam? Buyurun. Milli korunma önlemleri. Milli korunma kanunları var. Hı. O kanunlar da artık milli olanlar yani şeyini doldurdu. Yani milli korunmaya işte yani yerli malı, yurdun malı. O gibi şeylere soğuk bakılıyor. Gerek yok diyor. Ondan sonra ortak pazara gireceğiz diyor. Yani Avrupa Birliği'ne gireceğiz. Buyurun. Müşterek pazara katılmak için başlamış bulunan prosedürleri devam ettireceğiz. Yani Menderes'in başlattığı prosedürleri devam edeceğiz. 103. sayfa şurada. Şurası çok önemli. Bu bana biraz uzak kaldı. Şöyle şimdi yaparsam. Şöyle yapalım, araya gidelim. O tam önemli mi? Kısımda arayı bu verelim. Bu çok önemli. Tamam. O zaman izleyiciler bizler ayrılmasın. Burada yabancı sermayeye nasıl bakıyor? Darbeciler. Evet. 60 ihtilalini yapanlar. Evet. Ve daha sonra terör nasıl başladı? Bu dönemde. 60-71 arasında. Bireysel özgürlükler, kişi hak ve özgürlükleri, çok özgürlükçü anayasadan sonra nasıl ülke kan gölüne döndü 1968'lerde? Çok kısa bir aranın ardından karşınızda olacağız. Cengiz Özakıcı ile Tarihin Bilinmeyen Yüzünün ikinci bölümüyle yeniden karşınızdayız değerli izleyiciler. Sayın Adnan Kadir Acar, yine dop dolu bir program, sağ olun, teşekkürler. Ama eminim bazıları rahatsız olacaktır demiş. İnşallah sansüre uğramazsınız demiş. Öyle bir kaygımız yok çünkü belge ve bilgilerden başka konuşmuyoruz. Bir, ikincisi... Günümüzle ilgili değiliz. Ya şu da var hocam, siz bugün bir tweet paylaştınız. Yani birilerini rahatsız edeceğim diye, aman bu bunun ucuna dokunur. Bu bunun ucuna dokunur yani, diye düşünürseniz eğer bir noktadan sonra eleştirel düşünce yetinizi kaybediyorsunuz. O ona neyse doğru o. Yani bir tane doğru var. Biz de onun peşindeyiz Sayın Adnan Kadir Acar. Evet. Bir diğer izleyicimiz demiş ki yaptığınız program o kadar değerli ki farklı bakış açısı kazandırıyor size. Bakış açımız gelişti demiş. Yurdanur Hanım'a teşekkür ederiz. Bahri Coşan, gençlere tarihi siyasi kitap tavsiyeniz var mı demiş. Yani şimdi ağır olur bunlar bize demiş. Çok ağır. Atakan Volkan, Cemal Gürsel İngilizce biliyor muydu acaba demiş. Kravatın arkasına kopya yazdığı söylenir de acaba doğru mu diye sormuş. Ondan sonra Alp Erdem Bey'in de paylaşımları devam ediyor. Evet hocam, şimdi şurada kalmıştık.
60 ihtilalini yapanların ekonomiye bakış açılarını, özellikle dışarıdan gelecek paraya bakış açılarını anlatıyordunuz. Bir Amerikan raporunda 27 Mayıs'ı gerçekleştiren komitenindeki bütün subayların şakır şakır İngilizce konuştuklarından övgüyle bahsediliyor. Çoğunun Amerika'da eğitim görmüş olduklarından. Yani subaylıklarının bir döneminde ya NATO ya da Amerika'da Pentagon'da bir takım görevlerde bulunmuş olduklarından, bu ülkelerde geçirdikleri yıllar içinde harika dil öğrendiklerinden falan söz ediliyor. Gelelim 1. Cemal Gürsel hükümeti 5 Nisan 1960, 5 Haziran 1960 yani ihtilalden 7-8 gün hemen sonra kurulan hükümetin programını okuyorduk. Önemli bölümlerini aktarıyorduk. Atatürk ilkelerinden uzaklaşan bölümlerinin altını çizerek paylaşıyorduk izleyicilerimizle. Şeye gelmiştik, yabancı sermaye konusundaki 1. Gürsel hükümetinin tutumunu açıklayan hükümet programının o bölümüne gelmiştik. Ve o bölümü okuyalım demiştik. Buyurun hocam. Hızla okuyorum. Diyor ki, hükümetimiz yabancı sermaye yatırımlarını en sağlıklı dış yardım kaynağı olarak görmektedir. Eski sözcükleri günümüz Türkçesine çevirerek okuyorum. Bu bakımdan yabancı sermaye yatırımları teşvik için çaba sarf edilecek ve Türkiye'deki yatırım olanaklarını yabancı sermayedarlara tanıtmak üzere gerekli örgütlerin kurulmasına çalışılacaktır. Memleketimiz ekonomisinin acil islahat, düzelme önlemleri bekleyen bir köşesi de İktisadi devlet teşekkürleri dediğimiz devlet sermayesi veya onun katılımıyla kurulmuş olan girişimlerdir. Yani devlet fabrikalarıdır. Bu girişimler, bu devlet fabrikaları uzun süre iç politika anlayışları ile gayri iktisadi devlet teşebbüsleri haline sokulmuşlardır. Yani devlet fabrikalarının ekonomik rentabl ya kar getirici olmaktan çıktığını vurguluyor. Bugün şeker fabrikalarının söylendiği gibi. Bu girişimler mümkün olan en kısa zamanda mali dengeye kavuşturularak idare ve murakabe denetimlerini etkili bir düzen içerisine almak ilk işlerimizden olacaktır. Yani bütün dünyaya açıklıyor ki kamu iktisadi teşebbüsü. Hür teşebbüsün istediği devlet yatırımlarını ele alacağız diyor yani. Bir elden geçireceğiz. İktisadi devlet teşekkürleri yani devlet fabrikalarının bünyelerinin takviyesi, Merkez Bankası'na olan borçlarının konsolide edilerek vadeli bir ödeme planına bağlanması zorunluluk halini almıştır. Bu meyanda sermaye durumlarının ıslahı yani devlet fabrikalarının sermaye durumunun düzeltilmesi, mevcutların yeniden değerlendirilmesi, masraf ve maliyet unsurlarının ciddi bir incelemeye tabi tutularak düzelmesi icap etmektedir. İktisadi devlet teşekküllerinin yani devlet fabrikalarının, devlet işletmelerinin bundan sonra yatırım ihtiyaçları için Merkez Bankası kaynaklarına müracaat edememeleri ve bu suretle enflasyon kaynaklarından en önemlisinin kesin olarak kurutulması üzerinde duyarlılıkla durduğumuz ve duracağımız bir konu olacaktır. Merkez Bankası'na emir verecek. Devlet fabrikaları para isterse verme diyeceğim diyor. Bu demek o. Devlet bütçesinin tam bir dengeye kavuşması, iktisadi devlet teşekküllerinin, devlet işletmelerinin, devlet sektörünün yatırım ihtiyaçları için Merkez Bankası kaynaklarına başvurma imkanlarından kesin biçimde yoksun bırakılması suretiyle. Evet. 10 yıldan beri Türk ekonomisinin bünyesini kemiren, büyük kütlelerin sefaletini hazırlayan enflasyonun başlıca iki kaynağı kurutulmuş olacağına kani bulunmayız. Yani devlet sektörünü ülkedeki enflasyonun kaynağı olarak gösteren ekonomistlere rica edelim. Bu değerlendirmeyi nasıl buluyorlar? Bu inanılmaz ya. Yani böyle bir şey olamaz. Evet, işte bu enflasyon kamu istihdam teşebbüsü. 27 Mayıs ihtilalinin hükümet programını okuyoruz.
Yani evet. Enflasyon, o dönemdeki enflasyonun nedeni kitler, kitlerin öyleymiş, zararı evet. Ve o zararı Merkez Bankası'ndan karşılama arzusunun evet. Ne alakası var? Öyle diyor. Şimdi sayfa 104. Bir de o zaman Etibank yok mu acaba? Var. Yani şeye fabrikaları yani. Şeker fabrikaları var, Alpullu var, demir çelik fabrikası var, onu var yani. Var yani evet. Atatürk döneminde kurulan bütün devlet fabrikaları fena diyor yani. Devam edelim. Burada diyor ki hükümetimiz hususi teşebbüse ayrı bir önem vermektedir. Yani özel teşebbüse ayrı bir önem vermektedir. Bundan dolayı hususi özel teşebbüsü teşvik ve geliştirmek için gerekli önlemleri bundan böyle de almak kararındadır. Yani az önce ne dedi? Devlet sektörünü kötüledi. Hemen arkasından özel sektöre bir sürü destek vereceğiz. Şunu diyor dedi. Hocam, biz devlet evet. olarak piyasadan elimizi evet. çekiyoruz. Piyasayı özel sektöre yani evet. sizin kontrolünüze bırakıyoruz Türk piyasasını diyor. Özeti aynen bu. Aynen öyle. Bakın 105. sayfa şurada. Yine diyor ki işte hususi sanayi sektörünün yani özel sanayi sektörünün, özel sektörün rentable yani verimli olarak, karlı olarak talepleri desteklenecek. Ve kaliteli mal imali esas tutulacak vesaire. Gümrük tarifi listemizi altta. Gümrük tarifi listemizi Avrupa İktisadi İşbirliği Teşkilatı topluluğuna girmiş memleketlerle birlikte kabul ettiğimiz 1955 Brüksel listesi haline getirmek üzere yapılan çalışmalara, Menderes'in yaptığı çalışmalara devam edeceğiz. Yani yerli sanayinin gümrük duvarlarıyla korunamamasına yol açacak olan o gümrük Avrupa'nın da bastırdığı şöyle yapın dediği uygulamaları 55'te yapıldı. Biz ona devam edeceğiz diyor. Milli eğitim davası baş davamızdır. Din ve vicdan hürriyetine saygılıyız. Hür basın, burası çok önemli. Hür basın kurulacak ikinci cumhuriyetin başlıca konularından biridir. Hükümet programında basın özgürlüğünü vurguluyor. Ve demokraside ileri aşamalara ulaşmış Batı dünyasının basın özgürlüğü anlayış ve basın kanunları bizim anlayışımız ve kanunlarımız olacaktır diyor. Evet. Böyle bir program ve sayfa 123'te devam edelim. Bu defa şeydeyiz. Artık Bakanlar Kurulu tutanaklarını okuyoruz. Hükümet programını okuduk. Bakanlar Kurulu tutanaklarında neler var? Bürokraside tasfiye. Görüyor muyuz? Gelecek, evet. Heh. Bürokraside tasfiye. Bürokratlar tasfiye edilecek. Fazla memur varmış. Devlete gelir gelmesi için bir sürü memurun derhal işine son verilmesi gerekiyormuş. Maliye Bakanı diyor ki ya herkes işsiz ama kalacak. Yani insanların ekonomisi bozulacak vesaire. Artık bunu yapmak zorundayız. Bu acı ilaç gibi bir şey. Yaklaşım. 126. sayfa. Hemen hızla geçeceğim bunları. Evet hocam. Şurada Ticaret Bakanı Cihat İren İstikrar Programı'nın Amerikalılar gözünde saygınlık kurması bakımından 10 yıl süreyle tüketim maddelerine yatırım yapılmayacağı. Ya Amerika'ya sevimli görünmeliyiz. 10 yıl boyunca şuna yatırım yapılmamalıdır diyelim. Durumu var. Evet. Ondan sonra yabancı uzman getirme durumu söz konusu. Devlet Bakanı Şefik İnan bu çalışmalarda yabancı uzmanlardan mesela yatırım konusunda evvelce çalışmış bulunan Prof. Jan Tinberger'den istifade edileceğini söylüyor. Bunların hepsi Bakanlar Kurulu tutanağı. Transfer edelim diyor. Evet. Sayfa 135. Bakın burada da ne diyor. Yargılamalar ve adalet konusunda çok önemli bir laf. Bakanlar Kurulu'nda yapılan toplantıda.
Ya işte bunları nasıl yargılayalım, şöyle mi yargılayalım, böyle mi yargılayalım, hepsini mi yargılayalım, idam yapacak mıyız konuşmasında Cemal Gürsel diyor ki, burada yapılacak iki iş vardı. İhtilali yaparken bunları temizlemek. Öldürülmesi. Öldürülmesi, evet. Ne uzattık ki işi diyor yani. Evet. Benim ilk kararım buydu diyor Cemal Gürsel. Bu adamlar o kadar suçluydu ki bu memlekete ihanetin ta içindeydiler. Fakat birçok arkadaşlar bu yola gitmek istemediler. Yani tamamını toptan öldürelim gitsin diyor Gürsel. Öbürü de diyor ya yapmayalım öyle bir şey diyor. Ben de onların bu noktayı nazarını kabul ettim diyor. Göstermelik de olsa bir yargılama yapalım. Öyle olmuş. Devam ediyoruz. Az kaldı. 154. sayfa. Şimdi bunları bilmeden anlamak mümkün değil. Fahri Özdirek bakan diyor ki, bakın bu acınası bir durum. Bugün ordumuza verdiğimiz tüfeklerin mermisi yoktur. Orduya bak. Diyor ki, bugün ordumuza verdiğimiz tüfeklerin mermisi yoktur. Amerikalılarla konuşmak suretiyle mermiyi ordu ihtiyaçları olarak değerlendirmek ve ne diyor? Kalanı da müteakip siparişler olarak yapmak lazımdır. Başkan Cemal Gürsel, elimizde işe yarar 500 bin tüfek vardır. Böyle olduğu halde Tokyo'ya gidilince görülüyor. Bir takım kısa tüfekler alınıyor. Halbuki Amerika'da bu silahlar ikinci ve üçüncü bir silahla değiştirilmiş. Kimse el atmasa denize dökülecek bu silahlar. Onlarda dalaverecilik var. Yardım fonuyla bize satılmak isteniyor. Tüfekler geliyor. Bu sefer cephane yok. Bu sefer elimizde 500 bin tüfek ve 3 milyar cephane ne olacak? Hakikaten kısa tüfeklerin lüzumu yoktur gibi. Ülkenin içinde bulunduğu 1945'ten 1960'a kadar Amerika'ya bağımlı olan bir ülkenin ordusunun durumunu gördük mü? Şunu diyor yani. Tüfek var, mermi yok. Mermi var, tüfek yok. Ya da tüfek 3. 4. nesil daha uzun menzilleri yapılmış. İşte onları anlatmaya yani çöpe ordu perişan aslında. Bize satmışlar. Bizimkiler de gitmiş almışlar. Evet. Fakat şey dikkatimi çekti. Mermi yok diye talep eden yine diyor ki Amerika'dan isteyelim. Ona bilmem yine, ne yapalım. Tek yine, çare. Tek yine çare. Amerika. Yani o çok önemli. Yine Amerika. Hocam hep tek çare Amerika evet. Birleşik Devletleri. Evet. Bakanlar Kurulu tutanağında Said Nursi'nin cenazesinin Isparta'ya gömülmesi kararı. Hani çok ilgilenilir bu konu diye söyleyip geçelim. Yani burada var o. O konu Bakanlar Kurulu'nda tartışılmış ve Isparta'ya gömülme kararı alınmış. Hmm. Devam edelim. Evet. Hani mezarı nerede? Orada mıydı? Burada mıydı? Yok, gizli filan. Gizliydi, yok değildi. Evet. Ne diyor bakın? Cihat İren. Bakan. Bakan. Diyor ki, ikinci demarşımız ise bugün yapacağımız demarştır. Amerika'nın büyükelçisini çağırıp para istemek. Çünkü boyuna gelip yardım teklif ediyorlar. Allah Allah. Bu herhangi bir harekete meydan vermeyecektir. Selim Sarper, Dışişleri Bakanı. Ancak 34 milyon dolar yerine 10 milyon dolar verirlerse nazlanmak gerekir. Yani biz 34 milyar isteyeceğiz ama onlar olmaz 10 milyon verelim derlerse nazlanalım diyor. Fakat bir mesele dikkatimi çekti. Kotaların işlememesi falan falan. Yani fena. Yani öyle hiç dar devrim oldu. Atatürk'e dönüldü. Falan bilmem. Yani ben almayayım bu değerlendirmeleri 27 Mayıs'la ilgili Atatürk'e dönüş bunu yapıldı falan. Bunu yapanlar şöyle mi diyorlar? Atatürk de olsaydı böyle yapardı mı diyorlar? Tabii tabii canım. Nasıl olabilir ki böyle bir şey yani? Işte, binlerce sözü var, lafı var. Bugün para alan yarın emir alır. Ekonomik özgürlüğünü kazanmayan ülkeler özgürlüğünü kazanmış sayılmazlar. Kendi özgürlüğümüzü ancak kendi üretim kaynaklarımızla başarabiliriz. Yani yüzlerce savaşın ortasında İzmir Kongresi toplamış birisi nasıl Amerika'dan para dilenir? İşte bu sorular sorulsun diye bu programı yapıyoruz. Peki hocam. Devlet Bakanı Amil Artus. 24 Atatürk Anayasası ile ilgili olarak ettiği laf. 1923-24 yılında anayasayı kabul ederken laikliği esas aldık. Ve din mevzularına
ilgisiz kaldık. Bak bak bak. Bu sahayı yobazlara terk ettik. Bu sahayı yobazlara terk ettik. Burada Atatürk dönemi eleştiriliyor. 1924'te laiklik kabul edildi. Laiklik kabul edilince dine boş verildi. Dine boş verilince de ortalık yobazlara kaldı. Bu dönem eleştirisidir. Hı hı. Atatürk dönemini böyle değerlendiriyor. Kim? 27 Mayıs'ın bakanı. Amil Artus. Başkan. Başkan Gürsel. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve genellikle Cumhuriyet devriminin en büyük kabahati de budur. Hocam o arkadaşlar alalım orada bir şey var. Küfürlü bir şey var. Vermeyin hocam orayı. Tabii şöyle tutayım ben. Sıkıntı olur. Şöyle tabii. Yani Cemal Gürsel'in söylediği bir şey. Tabii. Neyse diyor ki işte en büyük kabahati de budur. Evet dini yobazlıktan kurtarmak lazımdır ama büsbütün boş bırakmak da doğru değildir. Gibi laflar ediliyor. Yani Atatürk'ü de pek beğenmiyorlar. Yani o kadar sevmiyorlar. Yani o kadar şey değil. Dillerinde var ama bir sürü problemin kaynağı olarak o anayasa da, en azından. Değerlendiriyorlar. Sanayi Bakanı Şahap Kocatopçu bir Bakanlar Kurulu toplantısında dikkatinizi çekerim. Şahap Kocatopçu Menderes'in de Sanayi Bakanı'ydı. Gürsel hükümetinde Menderes döneminde bakanlık yapmış pek çok bakan var. Nasıl bir devrim yaptın sen? Ya o bakanlar devrimci miydi yani? Devam edelim. Şahap Kocatopçu. Çok önemli bilgi verdiniz hocam. Şahap Kocatopçu diyor ki iki gün evvel Mr. Van Dark geldi. Kendisi yardım komisyonunun başkanıdır. Son fikirlerinin izahından duyduğu bazı tereddütleri ileri sürdü. Acaba devletçiliğin sınırları belli oldu mu diye endişelerini belirtti. Yani sizin hani yapacağınız anayasada, şurada, burada devletçilik konusunda ne gibi bir durum var? Yardım yapacaksak yapmayalım. Varsa eğer. Evet. Burayı uzun uzun okumayacağım. Şu sayfayı gösterelim çünkü vaktimiz daralıyor. Burada çok özel olarak başkan yani Cemal Gürsel diyor ki devletin bütün halinde işletme yapamayacağını Sümerbank'a ne lüzum vardır? Hatta İzmir'deki Sümerbank fabrikasını işletiyoruz. Yanı başında özel fabrikalar da çalışıyor. Eğer iltifat görürse bunu da yani Sümerbank'ı da özel sektöre devretmek daha karlı çalışması için faydalıdır. Ekrem Alican, Maliye Bakanı. Efendim bu sözlerinizi aynen önümüzdeki basın toplantısında söylerseniz memleketin ekonomisine faydalı olacaktır. Yani Amerikalılar ve Avrupalılar çok sevinecek ve bize yardım akıtacaklardır. Para verecekler. Demek istiyor. İşte bütün tereddütler yani Batı'nın tereddütleri devletçilik lafından ileri geliyor diyor. Ondan sonra bu da yine devletçiliğin hududu nedir sorunu tartışılıyor. Ve başkan yani Cemal Gürsel belki petrol ofisi devlet işletmesi olarak kurulurken bunu kuranlar haklıydılar. Çünkü o zaman memlekette henüz teşebbüs yani özel teşebbüs zihniyeti yoktu. Fakat şimdi herkes fırsat kolluyor. Binaenaleyh yani bunun üzerine neden bu eğilime direnelim? Devlet ancak örnek olma hususunda yardım eder. Bunu açık olarak ifade edebiliriz. Nerede? Programımızda ve kamuoyunda. Hükümet programında da bunu açık cevaplarını ortaya koyarsak mesele kalmaz. Karabük demir çelik fabrikası bizim belamızdır. Devlet fabrikası olarak Karabük demir çelik fabrikası bizim belamızdır. Eğer özel teşebbüs çıksa bunu işletecek yetenekte ve ciddiyette olsa onu dahi devrediriz. Müzakereler esnasında yani yabancılardan kredi istediğimiz görüşmeler esnasında bu da ileri sürülebilir. Demir çelik fabrikasını da ileri sürebiliriz diyorum. Tabii. Yani böyleler bu kadar bu durumdayız yani. Kafamız bu, ideolojimiz bu, çizgimiz bu, hedefimiz bu, amacımız bu diyelim yabancılara. Çünkü yani, kasa tam tıkır. Ama şimdi kafa da şöyle tabii dayatılan en azından. Dünya daha neoliberal politikaları dünyayı Amerika dayatmamışken Türkiye bunu kabul ediyor. Evet. Yani test alanı gibi. Gel her şey serbest. Evet.
Devlet çıkıyor tamamen piyasanın içerisinden. Dünyada devrim, o devrim olmuş. Şimdi bu devrimcileri okuyoruz işte. Devrimcileri okuyoruz. Devrimcilerin Bakanlar Kurulu toplantısını okuyoruz. Yine Şahap Koca Topçu, Sanayi Bakanı. Yabancı sermayeyi teşvik etmek istediğimiz bir sırada özel teşebbüsün millileştirilmesi büyük tereddüt yaratır. Yani anladık değil mi? Şimdi. Hocam 20 dakikamız var. Bu defa anayasaya geçelim. Anayasada neler oldu? Anayasa tasarısı Bakanlar Kurulu'nda sayfa 1006 şurada. Bakın Bakanlar Kurulu'nda anayasayla ilgili, anayasa taslağıyla ilgili yapılan konuşmada diyor ki efendim İtalyan anayasasından mülhem olarak bu madde buraya girmiştir diyor. Böylece anlıyoruz ki 1961 anayasası da İtalyan anayasasını temel alan, hı hı, ve ondan esinlenen bir anayasa olarak ortaya konmuş. Bunu aynı zamanda nerede görüyoruz? 1961 anayasasının temsilciler meclisinde gerekçeli tasarı metninde bakın ne diyor. Bilhassa İtalya ve Batı Almanya gibi dikta rejimlerinden henüz kurtulmuş. Yani Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Amerika'nın işgaliyle kurtulmuş dikta rejimlerinden. Ve Batı demokrasisine dayanan bir rejim kurmuş olan devlet anayasalarından faydalanılmıştır. Nerede? 61 anayasasında. İtalya anayasası yani İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra yenilen İtalya ve yenilen Almanya'da Amerika diktesiyle yazılan anayasaları örnek almışız. Biz ne zaman? 61 anayasasını yaparken. Bir de şöyle bir cümle var orada dikkat çekici. Faşizmden yeni kurtulmuş devletler olduğuna tabii, vuruyor. Benzetiyor. Yani biz de mi öyleymişiz. 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 Benzer. Durum benzerliği söz konusu. Ve o nedenle öyle yapılmış. Şimdi tabii anayasa tasarısı basına şöyle verildi. Bakın. Meclis Komisyonu anayasa tasarısını dün açıkladı. Eyalet sistemi gibi birçok yenilikler ifade ediliyor anayasada. Tasarıda. Bunu meclis komisyonu basın mensuplarına topluyor. Bizim anayasamızda eyalet sistemi gibi yenilikler var diyor. Manşet bir de. Manşet. Birinci sayfa manşet. İşte burada da yine anayasa 115. maddesiyle birçok ili içine alan eyalet sistemini kabul etmektedir. Bu eyalet lafı Osmanlı'daki eyalet gibi. Merkezden bağımsız değil. Valisi merkezden atanan eyaletten söz ediliyor ya, burada. Vali yönetiyor orada. Yani eyalet sözcüğünü duyunca aha ama merkezi yönetime aykırı. Hayır. Osmanlı'nın merkez eyalet sistemi merkezden atanan valilerle yönetiliyordu. Burada kastedilen eyalet sistemi de yine merkezden atanan yetki genişliğiyle valilerle eyalet yapılacak. İşte tabii o önemli. Yani vilayetler birkaç il birleşecek bir eyalet oluşturacak. İşte İç Anadolu eyaleti. Gibi. Farkı şey tabii. Gibi. Yani bölge. Kendi içinde kendini yönetebilme kabiliyeti olacak. Şimdi Osmanlı'da öyleydi. Evet. Yoksa o zaman ilden bir fark olmaz. Evet. Yani illere şimdi, de vali atıyoruz. Şimdi biz. Bu ama efendim gazete öyle uydurmuş. Ha uydurmuş. Denebiliyor. Gazete öyle uydurmamış. Gazeteye Milli Birlik Komitesi söylemiş onu. Bizim anayasamızda o maddeden bunu istiyoruz diye. Bu Milli Birlik Komitesi'nin genel kurulu toplantısı 14 Mayıs 1961. 27 Mayıs günü yani 27 Mayıs'ın birinci yıl dönümünde anayasa kabul edildi. Hı hı. İşte anayasanın kabul görüşmelerinde. Bakın ne diyor? Şöyle diyelim. Anayasanın 115. maddesinin görüşülüp oylanması sırasında efendim bilhassa güvenlik konusunda çalışan Kadri Bey arkadaşımızdan şunu açıklamasını rica ediyorum. İçişleri Bakanlığı'nda bir çalışma vardı. Bu yalnız il teşkilatı olarak değil,
diğer bazı teşkilat çalışmaları, hazırlıkları vardı. Biz de bunun memlekete yarayacağı fayda var mı diyor. Başkan, efendim İçişleri Bakanlığı'ndaki çalışmalar Muharrem İhsan Paşa zamanından beri devam etmektedir. Yani eski İçişleri Bakanlığı'ndan beri devam etmektedir. Henüz bir sonuç elde edilmiş değildir. Bu teşkilat hakkında yani 115. maddenin 3. fıkrasının gerektirdiği bölge teşkilatları, birçok ilin birleşmesini öngören madde hakkında bu çalışmalar örgüt nasıl olsun, vilayetlerin üstünde bir mekanizma mı olsun, Birleşik Amerika'da olduğu gibi eyaletlere mi ayrılsın, coğrafi yapılar bakımından parçalara mı bölünsün şeklindedir. Çalışmalar hala devam etmektedir diyor. Yani anayasanın 115. maddesi öyle bakanlıkların bölge örgütleri şeklinde değil. Orman Bakanlığı'nın falanca bölge örgütü değil. Eyalet kurmaya yönelik bir madde. Fakat oynama sırasında reddedildi. Şimdilik onun şeyi değil. Hayır, reddedilme yok. Madde aynen kalıyor. Ama şimdi o madde zaten seçenekli, ihtiyari bir madde. Olabilir şeklinde bir madde. Yani kapı açıyor, yol açıyor. Şimdi böyle bir anayasada Atatürk'ün üniter devlet anlayışı da tartışmalı yani ihtilali yapanlar tarafından görüldüğü üzere. Yani bir gıdım sonra bir şeyler olabilir diyen yani Türkiye'de ondan sonra. Efendim o sırada milliyetçilik tartışılıyor şeyde. Temsilciler Meclisi'nde tek tek tartışmalar söz konusu. Ve kamuoyunda da anayasaya şu ilke girecek mi, anayasaya bu ilke girecek mi konuşmaları var. Aziz Nesin suçlanan ve aklanan yazılarında anayasaya milliyetçilik ilkesinin girmemesi için elinden gelen her türlü şeyi yapıyor. Üst üste yüzlerce yazı yayınlıyor. Devletçilik girmemelidir. İşte Cumhuriyet Anayasası'na devam ediyor. Ulusalcılık girmesin anayasaya. Yani milliyetçilik, ulusalcılık girmesin anayasaya çalışıyor. Yüzlerce yazı yayınlıyor. İkinci Cumhuriyet devam ediyor. Sahte ulusçuluk diyor. Ulusçuluk ve anayasa diyor. Yani milliyetçilik ve anayasa. Ve bütün bu şeylerden sonra, köşe yazılarından sonra kendi fikrini 16 Nisan 1961 günü ilan ediyor. Diyor ki işte bunun için 2. Cumhuriyet Anayasası'na yani 27 Mayıs Anayasası'na ulusçuluk ilkesinin girmesi gereksizdir diye yazılarını devam ettiriyor. Gerçekten de bu konu mecliste de tartışılıyor ve milliyetçilik ilkesinin anayasaya girmemesi için 27 Mayıs ihtilalinde kurulan mecliste pek çok sözler söyleniyor. Efendim diyorlar dünyada bakın burada. İlim heyetinin belli başlı itirazı şuydu. Milliyetçilik ilkesi bir anayasa ilkesi değildir. Bu 1937 senesinde İnönü'nün verdiği bir önergeyle Halk Partisi'nin 6 ilkesi ile anayasaya girmiştir. O zamanlar tek parti olduğu için partide devlet sayıldığı için bu Halk Partisi ilkesi de anayasada yer almıştır. Fakat milliyetçilik bir anayasa prensibi olmamıştır falan gibi süremiz azaldığı için özetleyip geçiyorum. Yani Atatürk'ün bütün ilkeleri tartışılmıştır. Ve bu tartışmalardan sonra Atatürk'ün 4 ilkesi anayasaya girmemiştir. 1924 anayasasında bulunan 6 oktan ilkeden 4'ü anayasaya girmemiştir. Milliyetçilik, devletçilik, devrimcilik, halkçılık. Bunlar girmemiştir. Çok komik konuşmalar var. Sosyal devlet diyoruz diyor. Hemen ikinci maddeye onun yanına bir de milliyetçilik yazarsak. Ne diyor bakayım?
milliyetçi sosyalizm olarak algılanır Batı'da diyor. Yani Nazi. O diyor Nazilik olarak algılanacak. Onun için milliyetçiliği koymayalım. Nasyonel sosyalizm. Yani gülersiniz. Ama hep Avrupa ne der kaygısı, Amerika ne der kaygısıyla hareket ediliyor burada. Talimatı vermişler demek ki, öyle görünüyor. Evet. İşte şeyde de sonuçta anayasaya, anayasanın ikinci maddesine devletçilik, halkçılık, devrimcilik ilkeleri girmedi. Yani Atatürkçü bir ihtilal sonucu neler oldu? İşte bu oldu. Şimdi anayasa özgürlükçü bir anayasa gerçekten de. Şimdi bu özgürlükçü anayasada basın hürriyetleri var, şu var, bu var. O dönemde Türkiye Kürdistan Demokrat Partisi kuruluyor 1965'te. 1968'de illegal bir parti. Yakalandıklarını da kendilerine 1961 anayasasının az önce gördüğümüz kamuoyuna eyalet şeklinde tanıtılan maddesine dayanarak savunuyorlar. Ayrılıkçılık istiyorlar onlar. Evet. Ama 61 Anayasası'nda bize bu hakkı verir diyorlar. Şimdi yine 61 Anayasası'nda basın hürdür, sansür edilemez maddesi var. Güzel. İşte o ortamda ne kitaplar yayınlanıyor? Şehir gerillası, Carlos Marighella, iktidarı devirmek için silahlı eylem nasıl yapılır öğretisi 1968 yılında. Şöyle yapacağım, böyle yapacağım, öyle ayaklanacaksın, böyle vuracaksın, böyle kaçacaksın kitabı. Çok özgürlük var. Yani özgürlük dorukta, öyle söyleyeyim. Che Guevara'nın gerilla günlüğü yasal. 61 Anayasası'nın getirdiği özgürlük ortamında. Gerillalığa özendirici, yani devlete karşı silah çekmeye özendirici kitaplar arka arkaya yayınlanıyor. Bunların içinde en ilginci, bakın Cumhuriyet Gazetesi'nde reklamı var. 16 Ekim 1968'de Cumhuriyet Gazetesi'nde kitabın tanıtımı var. Gerilla nedir? Alberto Bayo. Fidel Castro ve Ernesto Che Guevara'nın hocası General Alberto Bayo, gerillanın esaslarını, gerilla metotlarını soru cevap şeklinde açıklıyor. Kitapta ayrıca gerillayla ilgili çeşitli şemalar yer almaktadır. Baba. Özgürlük ortamı geldi. Ama kimler için? Kimler kullanıyor, nasıl kullanıyor o özgürlük ortamını? Bu kitap şu. Görelim. Gerilla nedir? Alberto Bayo. Castro ve Guevara'nın gerilla hocası. Tarih 1968. Kitabın arkasında sabotajlar bölümü. Bir dakika hocam, gösteremedik. Bakın. Hendek nasıl kazılır? Raylara bomba nasıl konulur? Sabotaj nasıl yapılır? Kundaklama nedir, nasıl, ne miktarda, neyle yapılır? Görünemeyecek şekilde şey yapıyorum. Ayrıntılarıyla gösteremiyorum. Ayrıntılarıyla gösteremiyorum. Ama böyle bir kitap yasal olarak satılabilir mi? Dünyada yasal mı o dönemde? Hayır. Değil tabii. Ama Amerika çatır çatır Türkiye'de hem de gazete reklamlarıyla satılıyor. Hedef ne? Göreceğiz. İçişleri Bakanı Faruk Süken üniversitede görüştüğü öğrencilere bu kitabı veriyor. Bakın, Cumhuriyet Gazetesi'nin Faruk Süken'le solcu öğrencilerin yaptığı görüşmede Faruk Süken 1969 yılında kendisiyle görüşen, üniversite sorunuyla ilgili görüşen, siz nelerle uğraşınız, bakın neler var diyerek bu gerilla kitabını kendisi öneriyor. Gelelim. Niçin öneriyor? Nasıl oluyor bu iş? Uğur Mumcu'nun Mehmet Ali Aybar, Türkiye İşçi Partisi Mehmet Ali Aybar'la yaptığı söyleşi de Mehmet Ali Aybar bu kitaptan söz ediyor. Ve diyor ki,
Diyor ki 1968'den sonra ortalığın şiddet eylemleriyle, solun şiddete kaymasıyla ilgili olarak sorduğu soru şu. Tipi yıkan parti dışı sol muydu sorusunu soruyor. İşçi Partisi. Aybar da diyor ki, şimdi bunun arkasında benim tahminim ABD'nin bulunduğudur. Yani ABD önce tipi kaba kuvvetle saf dışı etmeyi denedi. Ondan sonra da bu oyunu denedi. Olayların arkasında Sovyetler Birliği de bulunabilir elbet. Çünkü Çekoslovakya olaylarına karşı çıkmamızdan sonra Sovyetleri karşımıza almıştık ama tipin saf dışı edilmesi Amerika için daha önemliydi. Çünkü üstler ABD'nin üstleriydi. Soru, gerilla kitapları da yayınlamışlardı. Anımsıyorum. Cevap, evet, bomba nasıl yapılır? Alberto Bayo muydu neydi az önce gösterdiğimiz hı-hı kitap? Adamın adı, onun kitabı. Bomba nasıl yapılır? Böyleydi, yanlış hatırlıyor. Gerilla nedir? Sonuç olarak solcu gençler arasında tipin burjuva muhalefeti yapan bir parti olduğu, parlamenterist bir teşekkül olduğu, hakiki sosyalist bir parti olmadığı fikri yaygınlaşmaya başladı. Ve karşımızda gençler, solcu gençler tipe karşı duruma geldiler kısa zamanda. Bunlar diyor ki siz pasifistsiniz. Eylem yapın. Eylem. Bakın kitap ne diyor. Evet. Eylem yapmadın, yani sağa sola bomba atmadıysan solcu değilsin anlayışı geliştirildi Türkiye'de. Kitaplar aracılığıyla. Evet. Ve yayınlar. Bu şekilde gençliğimiz terörize edildi. İşte böyle kitaplarla. Peki bu anayasayı özgürlüğü tabii bir bilemeyiz belki ama bir fikriniz şimdi, var mı? Tabii tabii. Şimdi, anayasayı bakın. Yapanlar bunu öngörememiş olabilir mi? Yani onların, bakın. Bakın. Yani onlar gerçekten özgürlükçü bir anayasa yapmak istemişlerdir. Sayın Osman Pamukoğlu, değerli generalimiz, unutulanlar dışında yeni bir şey yok kitabında. Bakın, PKK ile savaşında. Verdiği bir briefingde ne diyor? Şimdi de elimdeki bu kırmızı küçük kitapçığı görüyor musunuz? Adı Gerilla Nedir? Yazarı Alberto Bayo. Türkiye'de 1968'de yayınlandı. Alberto Bayo bir İspanyol subayıdır diye devam ediyor. Şehir Gerillası kitabı az önce gösterdim. Carlos Magarella'nın. Ve bütün bunları gösterdikten sonra bakın PKK kendi resmi tebliğlerini yazarken bile bu kitaplara bağlı kalıyor. Yani PKK'ya hendekti, gerilla savaşı taktikleriydi. Öğreten kitap Türkiye'de yasal olarak basılmış, kitap evlerinde satılıyor, gazetelerde reklamı yapılıyor bu kitabın. Bu kitap yasaklanmıyor. Ne zamana kadar? 12 Mart oluyor, hala serbest. 12 Mart'tan 2 yıl sonra bütün şiddet eylemcilerinin el kitabı, oradan bakıp bakıp bombalar ürettikleri, EYP dedikleri, el yapımı patlayıcı falan dedikleri şey tamamı bu kitaplardan öğrenilmiştir. 1961 Anayasası'nın getirdiği özgürlük ortamı bir takım melanet ehli tarafından sömürülmüştür, kötüye kullanılmıştır. Halka özgürlük, düşünce özgürlüğü derken düşünce özgürlüğü şemsiyesi altına sığınmış terör yayınları da söz konusu olmuştur. Bu yayınlar gençlerimize bir takım terör eylemlerine teşvik edici özellikler taşımaktadır. Neden? Çünkü bu kitapta 87 tane gerilla bir araya gelmişler. Küba'nın rejimini değiştirmişler. Türk genci bunu okuduğu zaman, ulan biz de 87 kişi bir araya geldik mi demek ki Türkiye'nin rejimini istediğimiz doğrultuda değiştirebileceğiz. Yani öyle bir kışkırtıcı kitap ki bu, o kadar da yalan ki Küba'nın rejimini 10 kişiyle de değiştirirsin ama burası Türkiye. Bunu çocuk akıl edemiyor. İşte 30 bine yakın insanımız öldü. Değil mi? 5 bin oldun yine değiştiremedin Türkiye'nin rejimini. Değil mi? Ama bu gibi çabalar yıllarımızı aldı bizim. Ülkemizin yıllarını götürdü bunlar. Rejimimizi bunlarla rahat edemedi Türkiye. Yıprattı. Bütün paralarını, gelirini, şununu bunu terörle mücadeleye
harcadı. Oysa neler yapılabilirdi, hala değil de mi? Öyle. Hala da öyle. Şimdi bütün bunlar 1969 kanlı pazar olayları vesaire. Demem o ki 27 Mayıs'ı lütfen doğru değerlendirelim. Menderes'i doğru değerlendirelim. Kimsenin Menderes'in ülkeyi getirdiği hali savunacak hali var mı? Yok. Hazineyi tam takır yaptığı gibi demokrasiyi de mahvetmiş. Bir 10 yıl söz konusu. Değil mi? Hı hı. Ama gelenleri de tartışalım diyorsunuz. Tamam, onlar 27 Mayıs'ta gittiler, gelen ne geldi? Ne geldiği de iyi bilmeliyiz diyorum. Hocam çok önemli bilgiler aktardınız. Belgeleri. Geldik mi sona yine? Bitti. Müzik çaldı. Peki. Ağzınıza sağlık. Konuşmaya devam ederiz. Değerli izleyicilerimize de çok teşekkür ederiz. Yoğun ilgi gösterdiler. Programı yeniden izlemek isterseniz birazdan sosyal medyada, YouTube'da kanalımızda, Tarihin Bilinmeyen Yüzü adıyla kurduğumuz kanalımızda ve Kanal B internet sitesinin arşivinde bulabilirsiniz. Yayında ve yapımda emeği geçen bütün arkadaşlarım adına iyi bir gece geçirmenizi temenni ediyorum. Sözü yeniden Ankara'ya devrediyorum. İyi akşamlar.